Ay. Kaçırmaz. David Beckham. Oy, iyi vurur oradan. David Beckham. Bak, gol sevinci öyle değil. Bak, bu şekilde yapılır işte kardeşim. Bakalım maçı bırakır mı acaba? Bırakmaz herhalde. O kadar da küfür etti. Bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir online maç ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, rakibin gelmesini bekliyoruz. 1416 derecemiz var. Güncelleniyor diyor, rakip gelmek üzere. Gelsin bakalım. Enes Bozkurt kaçanın... Neyse, hemen forvetimize bakalım. Oo, Rashford düşüşte. O zaman Fernando Torres ile çıkalım. Kaleci Çe ile çıkalım. Tamam. Kadromuzu bu şekilde, Cruyff'u ikinci yere alırız. Rakip takımın kadrosuna bakalım. Rakip takımın kadrosu da fena değil, güzel. Player of the Week'lerden oluşan güzel bir kadro. Şöyle hemen şeye bir bakalım. Formalara bir bakalım. Tamam. Onayla dedik, maçımıza gidelim. Her zaman dediğimiz gibi bol gollü, bol pozisyonlu, güzel bir maç olması dileğiyle. Yani şöyle, yani küfürlü cümleler, yani insanları da deli ediyorlar ama arkadaşlar. Gerçekten artık belli bir hani hileydi, şuydu, buydu, maçı tamamlamaya, hani tamamlamadan çıkma vesaire bilmem ne. Herhalde kardeşimiz de ona istinaden bayağı genç bir kardeşimiz sanırım. O şekilde küfürlü bir cümle kullanmış. Tabii ki bunları tasdif etmiyoruz. Hemen şöyle bir başladık, olmadı. Bir santra... Ya Fernando Torres nasıl bir top kontrolü o ya? Bizde mi bizde? Kaka. Şimdi Messi. Fernando Torres'e doğru. Torres iyi vurur. Ama vurdurmadılar. İkinci pozisyon. Bu arada dostu arkadaşlar Vieira'dan sonra. Ay Messi. Oo. Donnarumma güzel yer tuttu. Patrick Vieira'dan sonra Ricard'ı kullanmaya başladım. Milan'ı boostlayarak arkadaşlar, biliyorsunuz. Fena değil. Yani iyi iş görüyor diyebilirim. Bir de Milan'ın güçlendirmesini, boostunu kullandığım zaman biraz daha etkili oluyor. Tamam, biz de sakin. Ricard. Şimdi Beckham. David Beckham. Oy, iyi vurur oradan. David Beckham. Ya üstüne nasıl gidiyor bu toplar? Biraz önce Messi'nin şutu da Donnarumma abi ya. Çok sağlam kaleci gerçekten. Oyunda çok iyi. En iyi kalecilerden bir tanesi gerçekten Donnarumma. Ama işte kondisyon derecesi C olduğu zaman oynatamıyorsun. Ay çok güzel paslaşmalar. Lan Donnarumma bugün neler yapıyorsun ya. Vay arkadaş, çok güzel. Orada bir tiki taka geldi. Tiki taka paslaşmasından sonra olmadı. Donnarumma bugün rakibi kurtar... Ya nasıl çok terse doğru koştu ya. Sağ tarafına doğru koşsaydı var ya, tam şut pozisyonu alacaktık. Olmadı. Şimdi Ronaldo ile rakip... Ronaldo sen o kadar hızlı mısın? Oy! Ronaldo! Neler yapıyorsun sen öyle? Allah Allah. Alexander Arnold kullanacak. Orta geldi. Kaka uzaklaştırdı. Şimdi kontra olur mu? Lionel Messi'ye gelmedi. Bu arada Messi'yi forvette kullanıyorum arkadaşlar. Ofansif orta saha değil. Sizde forvette kullanan var mı? Sizce en verimli nerede oynatılır? Tabii yorumlara da yazmayı unutmayın. Lionel Messi ile alakalı. Hayır Çe. O nasıl bir gol Çe ya? Ya kaleci Çe. Bir de yukarıya bakıyordun ya. Üstüne gelen topu aldın ya. Gol sevincimizi de yaptı kardeşimiz. Abi üstüne geldi yani top. Ben mi yanlış gördüm? Üstüne gelen topu. Hemen bir karşılık vermemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Beckham. Lionel Messi. Lionel Messi. Dalan şut muydu o? Çünkü şut barını çok doldurdum. Dalan şut olmasaydı yani dağlara taşlara giderdi o. Şut barı kırmızıya kadar doldu çünkü o mesafeden. Hemen karşılık verdik. Gol sevincimizi şimdi değil. Şimdi değil. Ben öne geçmeden gol sevinci yapmam arkadaşlar. Kolay kolay. Gerard. Kaka. İyi vurur. Kaka. Abi bugün ne böyle ya? Hep kalecinin üstüne gidiyor top. Harbiden ya, şaka gibi. Insigne. Gerard. Kaçtın mı? Fernando Torres. Çok içeride kimse yok ki. Gerard. Abi Gerard niye bu kadar ağır kaldın sen bugün ya?
Beckenbauer. Hata çıkma çıkma tamam ortada. Frank Rijkaard yeni dostumuz. Ay Messi'ye geldi. Hoca. Hoca tamam. Hoca kim? Roberto Carlos'la mı Messi'yle mi vursak? Bir dalan şut deneyelim ya. Lionel Messi ile. Dalan frikik deneyelim. Kalede de gerçi Donnarumma var ama. Oh be! Abi Donnarumma bugün neler yaptın ya. Harbiden. Böyle ön direğe doğru karambol. Karambol yapabileceğimiz bir orta kaleciye gitti. Aha! İçeriye giriyor daha bir an. Lan dedim ne oluyor? Çıkar o top. Çıkmadı lan Sancho. Ama ilk yarı sona erdi. İlk yarıdan 2 gol çıktı. 5 şutumuz var. %88 isabetli pasımız var. İlk yarı güzel top oynadık ama gol bulamadık ya çok fazla. Ama net pozisyonlarımız var ya. Net pozisyonları harcadık. Alexander-Arnold şimdi Lionel Messi'den müthiş bir gol geldi. Güzel de bir frikik kullandı ama Lionel Messi olmadı. İstediğimiz gibi olmadı. Şimdi tamam. Torres geldin mi kaka? Nereye attın Fernando Torres ya? Ay! Kaçırmaz. Ah! Pas hatası. Gol sevinci. Sevin bakalım kardeşim. Elbet momentum dönecek. Bakalım. Biraz sonra bir oyuncu değişikliğine gideriz. Momentumu çeviririz kendimize doğru. Ronaldo. Sancho. Jadon Sancho. Barella, Maldini. Tamam güzel. Güzel. Torres çok hızlı ya. Bugün paslar niye yerini bulmuyor benim ya? Baskı yaptık orada. Alphonso Davies çıktı 58. dakika. Rakip bir durdurdu maçı. Biz de oyuncu değişikliğimizi yapalım. Cruyff'umuzu alalım. En azından. Kaka bura bugün biraz etkisiz kaldı sanki. Direkt yukarıya bakan Cruyff tabii ki daha iyi iş yapacaktır diye düşünüyorum. Biraz ilerleyen dakikalarda da süper yedeğimiz Michael Owen'ı oyuna alırız. Steven Gerrard, Messi, Johan Cruyff. Messi'nin önünde güzel bir boşluk var ama Messi biraz pas kısa kaldı. Bizde mi? Bizde mi? Bizde mi? Hayır, olmadı. Tamam. Fernando Torres. Ortaya geldi mi Cruyff? Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Kendisinin iki, takımın ikinci golünü attı. Lionel Messi görevini tamamladı. Messi'yi artık Owen'ı aldık. Rummenigge'yi alalım. Messi'yi alkışlatıp dışarıya alalım. İki tane gol attı. Lionel Messi aslında iyiydi, devam ederdi ama bir oyuncu değişikliği iyidir arkadaşlar. Momentumu her zaman çevirme ihtimali var. Böyle hani sıkıntılı geçiyorsa paslar yerini bulmuyor. İşte ne bileyim şutlar kaleyi bulmuyor veya çektiğiniz şut çok saçma sapan gidiyorsa momentum iyi olabilirsiniz. Oyuncu değişiklikleri bazen terse çevirebiliyor. Şimdi Michael Owen, Rummenigge, bir Trivela golümüz var mı? Rummenigge'den Trivela geldi. Şimdi gol sevinci yapma zamanı. Ah be yapamadım. Yapamadım. İşte köşeye getirip orada gol sevinci yaptıracaktım. Öne geçmeden gol sevinci yapmayacağım demiştim arkadaşlar. Böyle daha eğlenceli oluyor. Daha acı veriyor sanki biraz ya. Öne geçmeden. Haydi bakalım 3-2 öndeyiz. Dakika 69. Bir comeback geldi. Alır mıyız topu? Rijkaard çok güzel. Rijkaard çok güzel. Çok güzel. Bir ver kaçımız yok mu? Neden olmasın? Michael Owen. Michael Owen.
Rummenigge'ye, Kai-Hans Rummenigge girer girmez 2 gol attı. Kai-Hans Rummenigge'ye biraz çıldırtma zamanı. Oy, en sevdiğim gol sevinci, en sevdiğim gol sevinci bu arkadaşlar. Bak gol sevinci öyle değil, bak bu şekilde yapılır işte kardeşim. (gülüyor) 4-2 yaptık. Haydi bakalım, maçı bırakır mı acaba? Bırakmaz herhalde. O kadar da küfür etti. Bakalım, o kadar küfür etmiş yani. Haydi oğlum, Roberto Carlos. Bir gol daha onu çıldırtır büyük ihtimalle. Michael Owen. Cruyff, Rummenigge kaçtı mı? Offside var mı hoca? Offside yok. Rummenigge içeride, Michael Owen. Michael Owen. Neyse, daha yapmayalım ya. Ya bize yakışmaz ya. Daha yapmayalım. 5-2 oldu. Kai Havertz. Hata geldi. Top bizde. Frank Rijkaard'a geldi. Gerrard. Cruyff. Rummenigge. Çok güzel bir pas. David Beckham'a doğru. David Beckham. David Beckham 6-2 yapıyor. David Beckham. Yok artık. Oğlum kendin küfür etmişsin. Kaçanın bilmem ne dedin. 5 dakika daha dayanamadın mı? Maç bitmek üzereydi. 1 dakika bekleyecekti ya. Oo, harbiden ayıp ya. Harbiden ayıp ya. Hem orada küfür ediyorsun. Kaçanın bilmem ne diyorsun. Öne geçiyorsun. Gol sevinçleri yapıyorsun. Tabii bu işin makarasındayım ben arkadaşlar. Maç bitiyor. Lütfen biraz bekleyin. Ulan bir de maç geçersiz oluyormuş. Önemli değil. Ben 6 tane atmış mıyım? Atmışım. Hiç önemli değil. Sıkıntı yok. Maç bitiyor. Lütfen biraz bekleyin. Ama kardeşim ayıp oldu senin için bence. Yani o kadar cümle kullanmışsın. O cümlenin arkasında durman gerekiyordu diye düşünüyorum. Tabii biraz da tabii ki şeyde moralmen insanı çökertiyor arkadaşlar. Skorla. İster istemez. Evet. Kazandınız dedi. Maçtan çıktı büyük ihtimalle kardeşimiz. 4 derece verdi. Dediğim gibi maçı geçersiz saysaydı bile hiç sıkıntı değildi. Güzel bir maç izledik arkadaşlar. Çok güzel, keyif alıcı, güzel gollerin olduğu bir maç oldu. 6-2, toplam 8 gol vardı. Rakip takımında çok ilginç bir estantane, yani ilginç bir anı yaşamış olduk. Kaçmaması gerektiğinden bahsetti. Oyundan kaçınılmaması ından bahsetti ama kendisi kaçtı maalesef. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.